Henry Onyekuru meselesi var. Yani birkaç gündür Yunan basınında üst sıralarda bu haber ve Olympiakos ilgisi ciddi şekilde yazılıp çiziliyor. Diğer yandan tabii Yunan basını işte Olympiakos'un Galatasaray'a nazaran önde olduğunu iddia etti ama Henry Onyekuru'nun Galatasaray'daki geleceğini nasıl değerlendiriyorsun? Yani Monaco nasıl bir yol haritası izler? Zira oyuncu ödediği bonservis bedeli de ortada. Doğru ama Monaco tekrar bir yapılanmaya gidecek. Bu çok belli oldu. Çünkü geçtiğimiz günlerde özellikle Fransız basında da çıkan bir haber. Hatta sonra tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de de belli hangi oyuncular gidecek acaba diye ama Monaco'nun şu anda kirada olan, daha önce başka takımlardan almış olduğu ve tekrar kiraya vermiş olduğu genç oyuncularla beraber 30 oyuncuyu gözden çıkaracağı ifade ediliyor. Burada tabii ki almış olduğu paraya bakar mı bakmaz mı, bunlar işin başka bir kısmı. O işin idari kısmı, onu bilemiyoruz. Monaco nasıl bir karar aldı? Hangi oyuncuya ne kadar değer biçecek ve veyahut da ne kadar tekliflere inecek veyahut da çıkacak? Ne kadar para isteyecek? Bunu daha henüz bilmiyoruz bonservis bedeli olarak. Tabii ki bu arada Onyekuru bu gözden çıkartılanların içinde mi değil mi? Bundan da bir haberiz doğruyu söylemek gerekirse. Ama Olympiakos Galatasaray ekseninde şunu söyleyelim. Eğer Olympiakos gerçekten ciddi bir şekilde talipse belki para olarak öne çıkıyor olabilir. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü Onyekuru sonuç itibariyle Olympiakos'un teklifini Monaco kabul edebilir. Ama Henry Onyekuru Olympiakos'a gitmek istemedikten sonra o transfer sonuçlanmaz. Bunu belirtmek gerekiyor. Şu şekilde değerlendirmemiz lazım. Olympiakos geçen sene, yani 19-20 sezonunda başlarken yaklaşık zaten bir tane oyuncuyu satıp Wolverhampton'a satıp 20 milyon euro civarında bir paraya satmıştı. Hemen hemen de toplam 27-28 milyon euroluk bir satış gerçekleştirip bunun yarısı civarında da bir para harcamıştı transfer sezonu için. Yani artı bakiyede, kasayı artıda kapatan bir Olympiakos vardı. Geçtiğimiz sezon transfer dönemi içinden bahsediyorum tabii ki. Yaz transfer döneminden bahsediyorum. Türkiye'de kulüplerin durumu ortada. Hadi diyelim ki Henry Onyekuru için Monaco tamam 14-15 milyon euro olmasın ama 10 milyon euro, 11 milyon euro olsun dese bile bu noktada Galatasaray sıkıntıya düşüyor. Niçin? Çünkü daha henüz elindeki bazı oyuncuları değerlendiremedi. Olympiakos'un kasası geçen yaz transfer döneminden artı vermiş. Galatasaray işte Mbaye Diagne, olursa Belhanda, olursa Feghouli, işte olursa Ryan Babel gibi oyuncuları ve hatta belki de Luyendama'ya gelecek olan teklifler üzerine ve Markayo'ya gelecek olan teklifler üzerine bir transfer harekatına girişecek. Ama bunlar şu anda daha henüz sonuçlanmış değil. Çünkü ligler sonuçlanmadı. Böyle de bir sıkıntı var. İşte Fransa sonuçlandırmış olabilir ligini ama İspanya'da başlıyor, İtalya'da başlıyor, Premier Lig'de başlayacak. Almanya zaten ikinci haftasına girdi, Almanya oynanıyor. Bütün ligler başlıyor. Onu göreceğiz. Yani Galatasaray'ın satacağı oyuncular, alacağı oyuncuların kaderini belirleyecek. O şekilde ifade edelim. Alacağı oyuncular dediğinde işin içine forvet bölgesi de giriyor ki Mbaye Diagne özellikle Championship takımlarının teklifleri ilgisi ortada. Diğer yandan Galatasaray'da Mbaye Diagne'yi satma konusunda heveskar, bunu hepimiz biliyoruz. Ve Tetteh'in adı geçiyor bir kez daha. Tetteh'in de ülkesinde ve takımının durumu da ortada. O bölgede nasıl bir operasyon bekliyorsun? Yani şimdi Tette için çok yüksek bir rakam istiyorlardı zaten. Onu unutmamak gerekiyor. İlk etapta çok yüksek rakam isteniyordu. Şimdi Tette'nin sözleşme durumunu bilmiyorum. Sparta Prag Santrofor'undan bahsediyoruz bu arada. Fatih Terim hala onda ısrarcı mı, yoksa Galatasaray'ın oyuncu izleme ekibi Fatih Terim'in de yardımcılarını yollamasıyla beraber daha farklı oyuncular belirlediler mi? Bunu bilmiyoruz ama Galatasaray'ın şu anda ödeyeceği bonservis, bence kendi yorumumu belirtiyorum. Kendi görüşümü belirtiyorum. Satıcı oyunculardan sonra şekillenecek. Kime talip olup kime talip olamayacağı. Çünkü daha henüz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kalmayacağı belli değil. Yani eğer ligi şampiyon bitirirseniz doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Eğer ikinci sırada bitirirseniz de bir ön eleme oynayacaksınız. Şimdi Galatasaray tek başına değil ki yarışta. Galatasaray'ın yarışta 3 tane daha rakibi var. Trabzonspor, Metropol Başakşehir ve Sivasspor. Bunların hepsi Galatasaray'ın ligdeki sıralaması da belirleyecek transfer harekatını. Eğer ki oldu ki Galatasaray'lar açısından kötü senaryo gerçekleşirse ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi yarışmacısı olamazsa, o zaman Tetteh ve benzer transferleri Galatasaray'ın unutması gerekiyor. Yönetim zaten unutmuştur ama Galatasaray taraftarlarının da unutması gerekiyor. Daha farklı bir transfer harekatına girişecektir. Yani bunların hepsi Türkiye'de bütün kulüpler neredeyse sıkıntıda. O mali duruma göre şekillenecek.